Geçit töreni var. Muhabirimiz Buse Gençtürk bizlerle birlikte töreni takip ediyor. Buse'ye döneceğiz. Buse, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Hoş geldin gün ortasına. Türk milletinin Zafer Bayramı kutlu olsun. Bugün Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü ve Ankara'da kutlamalar devam ediyor. İkinci durağı Türkiye Büyük Millet Meclisi önü oldu ve resmi geçit töreni düzenleniyor şu dakikalarda. Yürüyüş korteji bir Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Kızılay'a kadar ilerledi ve şu anda da Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri işte o resmi geçit töreninde gövde gösterisi yapıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başladığını söylemiştik. Ulus'taki birinci meclis önüne kadar devam edecek bu yürüyüş ve bugün bu kortejde kimler var onları da aktaralım. Bando takımını görüyoruz. Karma Bando takımı marşları seslendiriyor. İşte bugün aslında oldukça önemli bir gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da başlayan işgalin ardından Türk milletini işte o zafere ulaştırmasında oldukça önemli bir gün. Ya istiklal ya ölüm talimatını vermişti Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan büyük taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa taarruz emrini verdi ve Mustafa Kemal aynı zamanda oldukça önemli bir talimatı daha vardı. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demişti Mustafa Kemal Paşa. Ve Türk milleti 30 Ağustos'ta büyük bir zafer yaşadı. O zaferin ardından tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için oldukça önemli adımlar atıldı. Bugün bu yürüyüş kortejinde de emniyet personellerini, Emniyet Genel Müdürlüğü personellerini, polislerimizi, Türk askerini görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı oluşan bir karma bando takımı da bulunuyor. Geçit töreni yaklaşık 4 kilometrelik bir mesafede kat edilecek ve Ulus'taki eski meclis önünde sona erecek. Tabii COVID-19 önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat edildiğini söyleyelim. Bugün aslında ilk tören, Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'deydi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir resmi tören düzenlendi. O törende Cumhurbaşkanı Atatürk'ün mozolesine bir çelenk bıraktı ve o törenin ardından ise ikinci kutlama olan resmi geçit töreni saatler 13'ü gösterdiğinde başladı. Biz de şu anda Kızılay'dayız. Kızılay'da Güven Park'ta Türk askerleri işte o resmi geçit töreninde şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı'nın 30 Ağustos'a ilişkin bir zafer bayramı mesajı da vardı. O mesajı da aktaralım. Milletimizin, Kıbrıs Türklerinin ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 30 Ağustos zafer bayramını tebrik ediyorum demişti Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum demişti. Ve şu anda da işte mavi berelileri ekranlarınıza getiriyoruz. Türk askeri Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başlattığı yürüyüşünü devam ettiriyor. Burada Türk milletinin de aslında ilgisi oldukça yoğun. Ankaralıların ilgisi oldukça yoğun. Türk bayraklarının olduğunu görüyoruz. 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda ve yurttaşlar işte o resmi geçit törenini izlemek üzere bu noktada bulundular. O sıcağa rağmen ve tüm bu buraya ulaşabilmek adına çektikleri zorluklara rağmen yine de
törendeler ve işte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Türk milletinin nasıl coşkuyla kutladığını görüyoruz. Ve şimdi ekranlarınıza getiriyoruz o dönemi yaşatmak için. Kurtuluş Savaşı'nı ve Türk milletinin mücadelesini, toprakları kazanırken yaşadığı zorlukları anlatmak için o dönemki kıyafetlerle Türk askerini, Mehmetçiğini burada o birlikleri de yansıtılmış durumda ve onlar da resmi geçit törenindeler. Aslında hem Çanakkale Savaşı hem Kurtuluş Savaşı, hem Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil ediyor bu tarihi bölük. Ve mehter takımı şimdi karşımızda. Mehter takımı da resmi geçit töreninde yerini almış durumda. O döneme ait marşlar da seslendiriliyor. Talimatını vermişti ve süngüleriyle Türk milleti yeri geldiğinde de Türk askerine bıçaklarıyla düşmanı püskürtmesi emredilmişti ve işte o savaş bir zaferle sonuçlandı ve bundan tam 99 yıl sonra Türk milleti işte o zafer bayramını coşkuyla kutluyor. Aynı zamanda yürüyüş kortejinde tabii motorlu ekipler de yer alıyor ve atlı polisler de eşlik ediyor. Olmuştu. Peki tekrar anlatacak olursak eğer 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin izniyle Yunan ordusu İzmir'e bir çıkarma yapmıştı ve bu durum karşısında Türk milleti aslında tarih boyunca gösterdiği millet olma bilinci içinde işgallere karşı Kuvayi Milliye hareketini başlattı ve işgal güçlerine teslim olmamak adına Türk milleti işte zaferini kazanmak adına yeniden küllerinden doğacaktı. Ve 1920'de meclisin açılması üzerine işgal güçleri baskıcı politikalarını özellikle Atatürk ve silah arkadaşları üzerine yoğunlaştırdı. Ve 1921'de Polatlı'ya kadar gelen Yunan ordusunu püskürtmek için Çanakkale geçilmez sözünü altın harflerle yazdıran vatan evlatlarına aslında görev düştü. Sakarya'da yani aslında Ankara'da, Ankara topraklarında geçen Sakarya Meydan Muharebesi'nde 22 gün 22 gece süren bir Sakarya Meydan Muharebesi yaşandı ve 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal Paşa büyük taarruzu başlattı. 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa muharebeyi yönetmek üzere Afyon Karahisar sınırlarında Kocatepe'de yerini almıştı. Ve taarruzun ardından da işte büyük taarruzun ardından da 30 Ağustos'ta bir zafer elde edilmiş oldu. Şu anda da özel birlikleri gösteriyoruz sizlere. Tabii JAK ekipleri de bu noktada yürüyüş kortejinde yerini aldı. Jandarma arama kurtarma ekipleri. Ve Türk polisi, yine Türk polisi de yürüyüş kortejinde yurttaşlar da onları alkışlayarak sevgi ve saygılarını gösteriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı için onlar da yürüyüş kortejinde yerlerini aldılar.
Oldukça geniş bir yürüyüş korteji var. Tabii bu resmi geçit töreninde şu anda da ekranlarınıza yine Türk askerini getireceğiz. Polis özel harekat timleri Mustafa Kemal Paşa Büyük Zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı cephesindeki tüm subay ve erlere okunmak üzere bir bildiri yayınlamıştı. O bildiride neler vardı onları da söyleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları Afyonkarahisar, Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'nde zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz diyordu Gazi Mustafa Kemal Paşa. Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakarlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız demişti ve sahibimiz olan Büyük Türk ulusu geleceğine güvenmekte haklıdır ifadelerinde bulunmuştu Mustafa Kemal Paşa yayınladığı bildiride. Ve savaş alanlarındaki başarı ve fedakarlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerin iletilmesinde aracılık etme görevin arkasını bırakmayacak, sürekli olarak yerine getireceğim demişti Mustafa Kemal Paşa. Ve işte o bildirinin sonunda ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri talimatını vermişti. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 30 Ağustos'ta Kütahya'nın kurtuluşunu, 1 Eylül'de ise Gediz ve 3 Eylül'de Emet ve Tavşanlı'nın kurtuluşları izledi ve 9 Eylül'de ise İzmir'de Yunan ordusunu denize döktü Türk ordusu. Mustafa Kemal Paşa'nın emrini büyük bir başarıyla yerine getirdi. Ve 30 Ağustos'ta işte o zafer gelmişti. 30 Ağustos'ta Türk ulusu büyük bir sevinci yaşadı. Şu anda da işte 30 Ağustos'taki zaferi simgelemek üzere. O döneme ait Türk askerini simgeleyen işte Mehmetçiği görüyoruz at üstünde ve Türk askerinin elinde süngüleri vardı. O süngülerle savaşı kazandılar. Belki düşman kuvvetlerinin elinde olduğu kadar mermisi, füzesi yoktu ancak onlarda aslında büyük bir cesaret vardı. Türk milletinin cesareti vardı. İşte o cesareti de simgeliyor bu tarihi bölük. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos'tan 2 sene sonra katıldığı bir törende büyük zaferi anlatmıştı. Şu cümlelere yer vermişti. Türk 30 Ağustos zaferi Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır ifadelerinde bulunmuştu ve ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doldur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu yalnız bizim tarihimize değil dünya tarihine yeni bir adım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum diyerek ifade etmişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte bugün kutladığımız zaferi. Ve yeni Türk Devleti'nin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temelinin bu zaferle sağlamlaştırıldığını, ölümsüz yaşayışının bu zaferle taçlandırıldığını da söylemişti. Türk ulusunun burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunduğunu da söylemişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet, yürüyüş korteji ilerleyişini devam ettiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden başladı yürüyüş ve ulusa kadar devam edecek. Yaklaşık 4 kilometrelik bir yürüyüş güzergahı söz konusu. Ve Ankara'da büyük bir coşkuyla kutlandığını söyleyelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı dört bir yanda Türk bayrakları ve Türk milletinin coşkusu var. Ankaralılar kutlamalara devam ediyor diyerek
Sözü tekrar size bırakalım.